İbn-i Teymiye'nin Cenab-ı Hakk'ın zatıyla hadis olan şeylerin kayim olabileceği şeklindeki görüşüne paralel olarak <laughs> yine Mecmul Fetavası'nda 5. cilt 46. sayfede şu ifadeleri var. Allah Teala'nın konuşması, kelam sıfatı. Ve kellem <laughs> Allahu Musa teklima. Cenab-ı Hak konuşmuş. Ve kellemehu Rabbuhu kâl Rabbi erini anzur ileyk ayeti kerimelerinde bunu görüyoruz. Bunlarla ilgili e, görüşü şu. Ve nahnu la nekulu inna Allah'a kelleme Musa bi kelamin kadim. Biz Musa ile Cenab-ı Hakk'ın kadim bir sıfatla konuştuğunu söylemiyoruz. Ve la bi kelamin mahluk Şimdi bu kadim sıfatı inkar ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatının kadim olmasını inkar ediyor. Ama mahlukta değildir diyor. Bel huve Subhanahu. Allah Teala yetekellemü idaşa dilediğinde konuşur. Tamam. Ve yeskutu izaşa dilediğinde de susar. Şimdi biz biliyoruz ki selefin üzerinde ittifak etmiş olduğu e, husus nokta şudur. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı nedir? El münafili sukut. Sükuta münafidir. Yani Allah bizim konuşmamız sükutun karşılığında olan konuşmadır. Sükut vasfının karşılığı olan konuşma vasfımız var, sıfatımız, özelliğimiz var. Ama Allah Teala'nın kelam sıfatı böyle değil. Allah Teala'nın kelam sıfatının karşısında sükut yoktur. Cenab-ı Hakk'a sakit diyemeyiz. Böyle bir vasfı Allah Teala bize bildirmemiş. Dolayısıyla böyle bir vasıftan bahsedebilmemiz için bunun haberi bir sıfat olması lazım. Haberi sıfat olabilmesi için de haberlerde gelmesi lazım. Ayet ve hadiste mevcut olması lazım. Böyle bir rivayet yok. Vel kavlül hak başka bir yerde söylüyor. Yine muvafakatü sarihil makul li sahihil menkulünde. İkinci 151. sayfa. Bir, sahife. Vel kavlül hakkus sahih. Sahih olan söz şudur diyor. Hak olan. Ennallâhe lem yezel mütekellimen Allah devamlı mütekellim olmakta da daim olmuştur. Fakat nasıl mütekellimmiş? Bi hurufin müteakibetin. Peş peşek birbirini takip eden işte. Havadis la evvele leha dedik ya. İşte bidayeti olmayan, hadis olan ve birbirini takip eden bir takım harflerle cenab Hak konuşuyormuş. La mücdemiatin, mücdemiat bir araya bir arada bulunan harfler değil. Bir kere ehli sünnet e selef dediğimiz efendim imamlarımız Allah Teala'nın kesinlikle konuşmasının la bi sautin ve la bi harfin. Saut da değildir, ses de değildir, harfle de değildir. Allah Teala için sesten, harften bahsedemeyiz. Bu tecsimdir. Çünkü cisimler bunlarla konuşur. Konuşmak için harfe ve sese ihtiyaç duymak cismin özelliğidir. Yine İbn Teymiye e, Risaletun fi sıfatil kelam diye bir eseri var. Kelam sıfatını anlattığı. Sayfa 51'de şöyle söylüyor. İnne Allah yetekellemu bi kelamin ezeliyyin nev'i hadifel Afrat. Evet. Hadifil efrat. Fertleri hadis olan ve işte kıdemi nevi demiş olduğumuz kıdemle, kadimlikle kadim olan bir kelamla konuşur diyerek geride zikrettiğimiz görüşlerini teyit ediyor.